var ya sen. Ay kızım tuvalette yapma bari bu işi ya. Hayır sorsam Masum Cinderella. Bir de ben bir şey yapmadım demiyorum ya. Yalancı. Ama bu sefer elime düştün Zeynep. Bu çocuk kim acaba ya? Pınar biliyordur baba. Ne oluyor? Bir şey olmuyor dede. Sen bir şey mi soracaktın? Zeynep'in neyi var? Ha? Bak, akşam yemeğe gelmedi. Sabah kahvaltıya kalkmadı. Ve okula da gitmedi. Kıyamet kopsa giden kız. Karnı ağrıyormuş dedim ya anne. Madem karnı ağrıyormuş, az evvel ateş almış gibi ne diye çıktı evden? Ha? Bana bak, Zeynep böyle şeyler yapmaz. Var bir şey. Sabah yanındaydı. Pınar biliyordur dedim dedene. Söyledi mi sana bir şey? Ben bir şey bilmiyorum dede. Bana bir şey söylemedi. Nereye gitti peki? Bir arkadaşı aradı. Kim? Söylesene kız. Okuldan bir arkadaşı. Ben tanımıyorum. Sen ne saklıyorsun bakayım benden? Dedeciğim ben bir şey saklamıyorum ya. Bilsem niye söylemeyeyim sana? Yok yok. Girince de böyle bir telaşlandım, bir haller oldu. Ne var o telefonda? Telefon mu? Hı. Ha telefon. Şey fotoğraflarım var, ders notlarım var dedi. Ver onu. Ne alaka ya? Benim telefonum bu dede. Ver dedim. Giriyorsun ama şu an dede. Bu evde herkes benim müsaade ettiğim kadar özgürdür. Aç şunu. Aç. Aydan neredesin? Ne oluyor burada? Yok bir şey Necmi yok. Ayıp ayıp. Genç kız bu. Niye karıştırıyorsun telefonunu? Aşk olsun dede ya hiç mi güvenmiyorsun bana? İnşallah sen de Zeynep de yanlış bir şey yapmıyorsunuzdur. Pınar yanlış yapar mı baba? Zeynep de yapmaz. Zeynep de yapmaz. İyi de madem karnı ağrıyormuş, okula da gitmemiş. E sabah sabah ne diye çıktı dışarı o zaman? Hı. Celallenip kızı odalarda sıkıştıracağına bana soraydın ya. Söyle anne. Anneanne dedi, karnım çok ağrıyor. Ama dersimden de kalmak istemiyorum dedi. Bir arkadaşı ders notlarını getirecekmiş. Bu da çıkmış. Evin yolunu bulamamış. Bu da çıkmış.